İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Bağış'taki Tatvan antik kenti keşfedilmeyi bekliyor. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı sözcüsü şu ana kadar Azerbaycan arama çalışmalarını engelliyor. ABD, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Birliği gözlem misyonunun uzun vadeli barışa katkıda bulunacağını umuyor. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Adamakert şehri. Ahalkalak'ın köylerinde ne gibi çalışmalar yapılacak? Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Vahan Keropyan, başvuru yapan her kişi Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığı alamaz. Batı Ermenistan'da kültür, Ermeni mutfağı. Batı Ermenistan'ın Bağış, Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3000 yıllık geçmişiyle Urartu Krallığı'na ev sahipliği yaparak tarihe ayna olan Tatvan antik kenti yok olmakla yüz yüze. Van Gölü kıyısında yer alan antik kent 1986 yılında birinci derecede arkeolojik sit alanı ilan edildi. Orada ve toprağın altında arkeolojik buluntular, taşlara oyulmuş yapılar, binalar ve birçok geometrik şekiller var. Yani insan yapısı birçok unsur var orada. Definecilerin hedefi olan antik kent tahrip edilerek adeta kaderine terk edildi. Kaybolmaya yüz tutan antik kentin bilimsel kazılar ile toprak altından çıkarılıp turizme kazandırılması bekleniyor. Azerbaycan tarafı şimdiye kadar Ermenistan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarında arama operasyonlarını engelliyor. Bunu Savunma Bakanlığı Sözcüsü Aram Torosyan, arama operasyonlarının ne zaman başlayacağının net olup olmadığı ve şimdiye kadar neden bu çalışmaya başlamanın mümkün olmadığı sorusuna yanıt olarak ifade etti. Torosyan, Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Savunma Bakanlığı'nın arabulucular ile uluslararası ortakların katılımıyla bu yönde her gün yapılan çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Aram Torosyan, Azerbaycan tarafıyla bu konuda bazı ön anlaşmalara varıldı. Şu ana kadar Azerbaycan tarafı Ermenistan Cumhuriyeti'nin işgal altındaki topraklarında arama operasyonlarının uygulanmasını engelliyor, dedi. Bu dönemde Batı Ermenistan işgalci Azerbaycan'ın savaş suçlarını çeşitli platformlardan dile getirdi. Ancak işgal altındaki topraklarda arama operasyonlarının yapılması için de çaba gösterilmesi gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın birinci sözcü yardımcısı, resmi Washington'un Avrupa Birliği gözlemci misyonunun Ermenistan Cumhuriyeti'nde konuşlandırılmasının bölgede uzun vadeli barışın kurulmasına yardımcı olacağını umduğunu söyledi. Briefing sırasında Vedant Patel, Avrupa Birliği gözlem misyonunun konuşlandırılmasından sonra Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan arasındaki barış müzakerelerinin durumu ve bölgede uzun vadeli barışın kurulmasına yardımcı olup olmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi. Bu bizim umudumuz ve bu Dışişleri Bakanı, Büyükelçi Raker ve diğerlerin bu binada bu konuyu tartışarak sürdürmeye devam ettikleri şey. Bu sürecin önüne geçmek istemiyorum ama tabii ki buradaki nihai hedefimiz Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında barışçıl bir çözüm bulmak ve uygulamaktır. Batı Ermenistan, gözlemcilerin varlığının Azerbaycanlı saldırganlığı için caydırıcı bir mekanizma olacağını ve işgalcinin tüm Ermeni topraklarından çekilmesine izin vereceğini umuyor. Adamakert şehri, Batı Ermenistan'ın Van ilinin Ağbak ilçesinde Van Gölü'nün 80 kilometre güneydoğusunda yer almaktadır. Adamakert bir kasaba ve daha sonra bir şehir olarak anılır. Şehrin içinden Metz-Zav Nehri geçiyor. Şehir, Büyük Hayk'taki Vaspuragan eyaletinin Metz-Ağbak ilçesinin merkezi ve Arzurunik Kraliyet ailesinin ikametgahıydı. Şehir hakkında birçok çivi yazılı kitabede bahsedilmektedir. Hatta Moses Horenatsi, Hazar Parbetsi, Tomma Arzuruni gibi birçok Ermeni tarihçinin bu konuda tanıklıkları vardır. Adamakert'in daha sonra Osmanlı İsmail Paşa'nın birlikleri tarafından tahrip edilen bir kalesi vardı. Şehirde aynı taşıyan bir manastır vardı ve soykırım Armenosit'ten önce şehirde ahşap bir kilise ve bir Ermeni okulu faaliyet gösteriyordu. 1900'lü yılların başında Ermenilerin, Yahudilerin, Kürtlerin ve Türklerin yaşadığı Adamakert'te hane sayısı 500'ü geçiyordu.
Adamakert Ermenileri ağırlıklı olarak tarım ve ticaretle uğraşıyorlardı. Antik çağlardan beri ticaretin temeli olan Tebriz Van Bağış yolu Adamakert'ten geçiyordu. Önde gelen bir ticaret merkezi olan şehirde 100 kadar dükkan ve bakkal bulunuyordu. 1915 Büyük Soykırım Armenosit sırasında Rus birlikleri Adamakert'i ele geçirdi ve şehrin Ermeni nüfusu ile aynı adı taşıyan ilçenin tüm nüfusu Adamakert'te yığılma fırsatı bulur. Ardından Rus birliklerinin yardımıyla Doğu Ermenistan'a ve başka yerlere sığınırlar. Ahalkalak Belediyesi'ni temsil eden organı Sakrabulo, 2022 bütçesinde ağırlıklı olarak altyapı projelerine yapılan harcamaları içeren bir dizi değişikliği onayladı. Milletvekilleri Ahalkalak Belediyesi'ne bağlı yolların kardan temizlenmesi için 100 bin lari harcamasını onayladı. Sakrabulo'nun taşıma araçlarının servisi ve Küçük Samsar Köyü'ndeki ana su borusunun restorasyonu tamamlanmak için ayrı bir bütçe onaylandı. Bu yıl köylerde uygulanacak altyapı projeleri ise şöyle. Aragva ve Bejano köylerinde düğün salonlarının yenilenmesi, Kotelia, Goman, Ehtila köylerinin aydınlatılması, Bavra köyünde yapay gölet inşaatı, Vaçyan köyünde futbol sahası inşaatı, Ahalkalak şehrini eski bir numaralı askeri yerleşime bağlayan köprünün aydınlatılması. Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Vahan Keropyan, basın toplantısında Ermenistan Cumhuriyeti'nde 150 bin dolardan fazla yatırım yapacak kişilere vatandaşlık verilmesini öngören yasa tasarısına atıfta bulunarak şunları söyledi. Bu projeyle iki sorunu aynı anda çözmek istiyoruz. Göç sorunu ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin ekonomisinin, kültürünün ve biliminin yatırımlar yoluyla geliştirilmesi. Türklerin ve Azerilerin bu yatırımları yapıp Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olmalarına dair bir kaygı olup olmadığı sorusuna Keropyan şu yanıtı verdi. Bu, herkesin Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olma anlamına gelmiyor. Doğal olarak gerekli işlemler Ulusal İstihbarat Servisi ve polis tarafından yapılacak. Herhangi şüpheli veya tehlikeli vakaların etkisiz hale getirileceğinden eminim. Türklere ve Azerilere vatandaşlık verilmemesi konusu hakkında Keropyan şunları kaydetti. Bir istisna olup olmadığını söyleyemem. Biliyorsunuz ki Türkiye'de oldukça fazla Ermeni yaşıyor. Şüpheli vakaların etkisiz hale getirileceğinden eminim. Batı Ermenistan vatandaşlarına vatandaşlık alma konusunu kolaylaştıracak her türlü desteği sağlayabilir. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen konferansta Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan vatandaşlığını alanların kimliklerinin mevcudiyeti hesaba katılarak Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlığını almalarını kolaylaştırmak için yetkililerle birlikte çalıştığını belirtmişti. Batı Ermenistan'daki yerli Ermeni halkı, Ermeni mutfağının ayrı bir dalı olduğu zengin kültürüyle binlerce yıldır ayırt ediliyor. Eski Ermeni mutfağının çeşitliliği ve benzersizliği hakkında birçok tanıklık ve belgeler vardır. Ermeni mutfağına ait pek çok yemek ve içecek, bugün hala anavatanda yaşayan ve dünyaya dağılmış Ermeniler tarafından hazırlanmaktadır. Batı Ermenistan topraklarında yaşayan nüfus, tarım, hayvancılık ve tarım ürünlerinden hazırlanan besin maddelerinin işlenmesiyle uğraştı. Kazı çalışmaları sırasında bulunan çok miktarda tahıl ürünü, birkaç bin yıl önce Ararat Krallığı'nda çeşitli yüksek kültürlü, çıplak taneli buğday çeşitlerinin yetiştirildiğini kanıtlıyor. Darı ambarları ise Urartuların darıyı sadece bira yapmak için değil, aynı zamanda bir besin maddesi olarak kullandığını kanıtlıyor. Ararat Krallığı'nın çivi yazılı yazıtları, bağcılık ve şarap yapımının yüksek gelişiminden bahseder. Garmir Bulur adlı antik yerleşim kazıları sırasında büyük şarap mahzenleri ve eski yayıklar keşfedildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1894-1967 yılları arasında yaşamış kompozitör Yervant Saharunu'nun Ahbürü Campan adlı eseri sunuyoruz. Kuşlara
kanaç kokonan taravati baykar mi kakaç kolkozi arti. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.